Harika bir yerdeyiz. Bağlıca'dayız. Köy bahçesindeyiz. Ama Metin abimle beraberiz. Eyvallah. Ankara Gücü eski başkanı, eski başkan vekili. Metin abim harika bir yer yapmış. Seyhan Hanım'la birlikte. Dün gelemedim ama çok da görkemli bir açılış olmuş. Kurguda o anın görüntüleri de aktarılır. Hayırlı uğurlu olsun abi. Allah razı olsun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kahvaltımızı da yaptık az önce. Muhteşem bir de kahvaltı var. Vallahi onu sen anlatacaksın şimdi. Ben ne dersem millet der ki ya övüyor, yapıyor, ediyor ama sen anlattığın zaman işte yöresel yedin, her şeyi gördün. Kahvaltının lezzetini almışsındır ki sen demişler, gurmelik yapıyorsun biliyorum. Bedava kahvaltıya geldi Metin Yok, parasını peşin verdi. Şimdi abi biz şehir hayatı, ben Ankara'nın yerlisiyim, apartmanda büyüdüm. Hiç köy hayatım olmadı. Onun için böyle köy hayatını yaşayabileceğim yerlere kaçmayı çok severim. Burası da Bağlıca artık Ankara'nın yeni gözleme yerlerinden bir tanesi. Evet. Çay yolunun dibinde Bağlıca'nın kendisi zaten çok lüks bir yer oldu. Çankaya yakın. Neler var burada? Siz anlatın isterseniz. Vallahi burada öncelikle tabii ki insanlara bir köy hayatı yaşatmaya çalışıyoruz. Onların hani özlem duyduğu, özellikle besin kaynaklarını burada hani vermeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz biz Erzincanlıyız. Tulum peynirimizden tutun, kaymağımızdan, tereyağımızdan, her şeyle insanlara güzel lezzet tattırmaya çalışıyoruz. Yani isteğimiz o yönde. Öncelikle öyle söyleyeyim yani. Şimdi köy bahçesi denilince de akla hep kahvaltı geliyor. Ankara'daki konsept onun üzerine. Yani. Şimdi köy bahçesinin, burada öyle de değil. Yok, köy bahçesinin daha önceki bir mazisi var zaten. Yani stadın köşesindeydi biliyorsun. Biz yörelerden ürünleri... O askerin karşısındaki köşe miydi abi? Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Kazım Karabekir ile İstanbul'un kesiştiği doğru. yer. Tam o köşede. Egzoz ölçüm yeri vardı onun yan tenis kulübünün. Şimdi biz yöresel ürün düşündük hep. Mesela unundan, şimdi kızım şeyi söylüyor, kahvaltıyı yöreden getiriyoruz da. Şimdi burada mesela tandırından, etinden, işte zamanında köyde yapılmış, aklına ne gelirse. Biz tulum peynirini mesela bizim köylerden geliyor. Balı kendi yeğenlerim, kovanları var, oralardan geliyor. Yani tamamen organik bir şekilde, işte yan tarafta tarlayı gördün sen de. O tarladan işte yazın domatesi, biberi oralardan geliyor. O tarzda bir şey yapmaya çalıştık. Şimdi köy hayatı tabii ki eski köyler kalmadı. Kalmadığı için de işte unundan tut, her şeyine, yağına, sütüne, suyuna, ne bileyim yumurtasına varana kadar biz burada ne kadar doğalını toplayabilirsek işte köylerden alıyoruz. Yakın burada köyler var biliyorsun, hala devam ediyor. İşte yumurtasını oradan getiriyoruz. İşte ekmeğini hem kara değirmen unuyla hem de bizim bu Hekimoğlu'nun güzel bir unu var. Onunla karıştırarak yapıyoruz. Yani insanlar geldiğinde tadını alsın, organik yesin. O şekilde yapmaya çalışıyoruz inşallah. Tandır var, başka neler var? Yani geldikleri zaman neler bulabilecekler kahvaltı haricinde? Kahvaltı zaten muhteşem, onu söyleyeyim baştan şimdi da. Şimdi pide çeşitlerinden tut. Atıyorum işte özel istek, kuru fasulyesinden, işte güvecinden, kara fırınından. Yani şu kara fırında yapıyoruz bunların hepsini. Şimdi bizim en büyük özelliğimiz zaten kavurma olacak. Yani ben iddia ediyorum işte kazanın oranın kavurmasından ziyade bizim kavurmaya gelen arkadaşlar hepsi bu kavurma devamlı burada olacak mı diye soruyorlar. Bir tane de sağlam ustam var. Güzel usta. 40 yıllık dostum, arkadaşım. Kaçırmamaya çalışacağız. Kavurmayı da ona yaptırıyoruz. Mükemmel bir kavurması var. Şimdi açık yani, hava gözüküyor ama odada ayrı ayrı çok tabii, güzel localar yapmışsınız şimdi, aslında. Bahçe dendiği zaman millet yazlık zannediyor burayı ama buranın kışlıkları da var. İşte her locaya bir ilçenin adını verdik gördüğün gibi. O ilçelerin hem yöresel ürünleri hem de buradaki o yöresel ürünlere katkı sağlayacak şekilde yapılan ürünlerle takviye ediyoruz. Güzel bir şey oluyor. Ama olacak da inşallah. Zaten sizin müşteri sıkıntısı olmaz başkanım. Çevreden dolayı biliyorum işte, açılıştan da belli. Ama Allah, üçlüler, Allah eşin dostunun eksikliğini vermesin. Ankara üçlüler de görmüş olacaklar. Vallahi görmüş de geldiler sağ olsunlar. Geldi. Yalnız bırakmadılar. Ya şimdi biz şöyle düşündük. Bizim mesela ilk Ankara Gücü ile ilgili düşündük, ne diyorduk? Ya şehrinin milliyetçisi olmayan hiçbir şeyin milliyetçisi olmaz diye. Biz de o milliyetçili arkadaşlarla beraber yaşıyoruz burada. Sıkıntı yok. Vallahi harika olmuş. Allah Emeğinize razı olsun. Sağlık, kazancınız bol olsun diliyorum. Çok, sağ olun. Çok sağ teşekkür ederim. Sağ olun. Biz de teşekkür ederiz.